Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Anadolu yakasındaydık. Son bölümlerde Fenerbahçe'den başladığımız yolculuğumuz Göztepe ve Erenköy üzerinden Bostancı sahile kadar gelmişti. E5'in alt tarafında kalan kısmı tamamlamakla ilgili burada önemli bir etabımız daha var. Bu Fikirtepe taraflarını tamamlayıp böyle E5'in altındaki kısımları tamamlamaya çalışacağız ve bir otobüs hattı daha inşa ederek bu sefer yine Bostancı'dan Kadıköy'e, bu sefer böyle Fikirtepe ve Üst Bostancı üzerinden erişmeye çalışacağız. Şimdi şöyle bir gelelim. Burada neler vardı? Şimdi burada tek tük yüksek binalar var. Ondan sonra da komple sitelerin olduğu bölgelere geçiyoruz. Şuradaki binalarımızı tamamlayalım. Yalnız buraya bir yol yapmakta fayda var gibi. Sanki değil mi? Şuradan bir tane yol yapacağız. Orası çok cılız kaldı. Oradaki insanları eriştiremeyiz hiçbir yere. Şöyle yapalım. Daha da zaten ileriye artık gitmenin bir faydası olmaz gibi gözüküyor. Şöyle gelsin bu yolda. Şimdi bu tarafta yüksek katlı binalar var. En sağ şey tarafını, E5 tarafını boş bırakacağım. Orayı E5 ile ilgili yerlerle düzenleriz. Ben bu taraftaki yüksek katlı binaları yapacağım. Şimdi yüksek katlı bina seçeneklerimiz, son dönemde yapmış olduğumuz 3 tane bina var. Ben bunlardan şöyle birer tane buraya koyayım. Bunları karışık bir şekilde yerleştireceğiz. Tabii şimdi oradaki tam site konseptine uygun binalar değil bunlar. Ama bizim ölçeğimiz küçük olduğu için benzer yapılar oluşturmaya çalışıyorduk. Yine aynı sistemle bunlara devam edeceğiz. Bunu da şöyle mi yapsak? Böyle de tamamlanır herhalde. Buna benzer yapıları biliyorsunuz şey tarafına da inşa etmiştik. Zeytinburnu tarafına da. Şimdi bir tek şu kaldı. Bu bina tipinden de birazcık buraya değişik bir şekilde yerleştirelim. Şundan bir tane daha koyacağız. Bundan da yine tam oraya üniversite falan koyacağız. Aslında şu bile birazcık fazla sanki ama bunları birazcık geri çekelim şöyle. Böyle de tamamlansın. Evet, beklediğimden çabuk bitti bu taraftaki işlemlerimiz. Buralara birkaç park bahçe koymakta fayda var. Şimdi aralardaki kalan alanlara şöyle koyabiliriz. Hop, ne oldu? Nereye gitti bu? Bunu şöyle çevirelim. Şöyle bu tarafların birazcık şeyini artırmış olsun. Albenisini, değil mi? Aynısından yine buraya da koyalım. Yine aynısından buraya da koyalım. Bu tarafın albenisini artırır. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu tarafta da var mı? Hayır, bu taraf normal binalar. Şurada bir hastanemiz vardı. Hastane miydi hatırlamıyorum ama sanki hastaneydi orası. Tam doğru yerde miyiz? Şöyle bunu koyacağız etrafında. Yeşillendireceğiz. Lakin bunun aracını hemen bir düzgün seçelim. Ondan sonra unutuyoruz. Nereye kadar gidecek binalar? Bir parti daha gideriz. Hatta buradan bir tane de yol geçirelim mi acaba?
Yani tam istediğim konsept olmadı ama şu an için seçeneklerimiz kısıtlı. Neyse, en azından burası toplu ulaşımlara vesaire yakın bir muhit olduğu için aradaki nüfus fazlalığını dengeler, değil mi? Bir tane de buraya. Vallahi bayağı bir yeşillendirdik. Kadıköy olalı bu kadar yeşillik görmemiştir herhalde. Tamam. Burayı da tamamladık. Şimdi burası zaten yeşil alan. Burayı boş bırakacağız. Buranın ön tarafında şurada yine inşaatlar varmış. Bu tarafa kadar gelmeyeceğiz. Bizim burası böylece yeşil alan olarak kalsın şu an için. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Park markı da koymayacağız. Öyle boş kalsın. Şurada bir parselimiz var. Yine apartman bina tarzında devam ediyor. Burası bizim Ziver Bey'e giden cadde. O zaman tamam, buralara belki birkaç yine iş merkezi için yer bırakırız. Şöyle yapalım. Burayı çarşı yaparız. Bununla da ilgili şöyle bir yapı yapsak herhalde yeterli olur. Şeyimiz nerede bizim şimdi? Şurada. Son kalan binaları da şu hizada tamamlayalım. Şöyle, şöyle, böyle kalsın. Bir tane de şuraya bundan koyalım. Burada altyapı sıkıntısı var mı? Hayır. Güzel. Şurayı da tamamlayalım. Önce şurayı tamamlayalım. Burayı E5 ile birleştiririz. Şurayı tamamlayalım. Ondan sonra bu tarafa geçelim. Burada yine büyük bir boş alan var. Şurada mezarlık bir şey var zannedersem. Bu kadar yeşil alan anca mezarlık da olur. İstanbul'da. Ama biz buranın coğrafyasını yalnız birazcık ters yapmışız. Biz bunu buradan geçireceğiz. Şuradan geçirdik. Böyle olmayacak. Böyle gidecek. Değil mi? Sanki şuradan bir yerden bir giriş vermemiz gerekiyormuş gibi sanki düşündüm. Hattı birazcık karıştırmışız. Evet, öyle gözüküyor. Hattı bilen arkadaşlardan şimdiden özür diliyorum. Birazcık karıştırdık herhalde. Yeşil alanı şunun arkasına bırakacağız o zaman. Yalnız buralarda çok merkezi yerler aslında. Bu yeşil alanları burada nasıl bırakmışlar merak ediyorum yani. Buradan dönüp buraya gidiyor. Tabii şuradan geleceğiz. Neyse, bizimki birazcık dolansın, yapacak bir şey yok.
Şuradaki binayı da ters koymuşuz. Bunu da düzeltelim bari. Şöyle kalsın. Burayı da hemen yeşillendirme faaliyetlerine girelim. Böylece kalsın burası. Şurada bir muhitimiz var. Otobüsü nereden geçirecektik? Şöyle mi geliyordu? Böyle gelecek. Böyle gelecek. Onun için bu tarafta yapabildiğimiz kadar bina yapmakta fayda var gibi gözüküyor. Şurada birkaç tane daha bina yaparsak herhalde artık burasını da tamamladık sayabiliriz. Aslında buradan araya bir tane daha bir yol mu çeksek ki ya burası çok geride kalmış gibi gözüküyor şu an. Bize sıkıntı çıkacak o işten. Evet, şimdi gelelim hattımıza. Şimdi bu hattımız böyle Bostancı'dan başlayacak. Böyle içeriye gidecek. Oradan buradaki mahalleye gidecek. Buraya gidecek. Buraya gidecek. Buraya gidecek. Buradan içeriye gelecek. Doğru mu yapıyorum? Hayır. Buradan içeri gitmeyecek. Buradan yukarı gidecek. Buradan bu mahalleye girecek. Buradan buraya girecek. Buradan tekrar şu mahalleye gelecek. Buradan bu mahalleye, oradan daha yakında bir yerimiz yok ne yazık ki buraya gelecek. Sanki biz şuradan geçirecektik. Biraz aşağıdan gitti hat. Bu mahalleye gelecek. Buradan aslında sanki şöyle gidiyor bu hat ama biz bunu indireceğiz buraya. Buralarda durdurmayıp bunu burada durdururuz. Burada durdururuz. Burada. Burada. Yalnız burası acayip otobüs şeyine dönüşecek. Her ne kadar sefer sayılarını az da versek bu tarafa 20 tane falan hat çektik zannedersem. Böyle gelecek Göztepe'nin üstünden. Böyle bu tarafa gelecek. Buradan bu tarafa gelecek. Bu tarafa gelecek. Hop. Buraya gelip burada. Buradan bağlantı veremiyoruz. Şöyle yapalım. Buraya bağlayıp buna bağlayalım. Sonra bunu silelim. Yani. Sanki böyle olur. Hattımız nereye gitti? Bu da 10B Bostancı Fikirtepe Kadıköy hattı olsun. Bostancı Fikirtepe Kadıköy. Buna da bir özel halk otobüsü verelim. Şöyle. Bunun sefer sayısı çok az. 10 tane otobüs vermiş ama biz şöyle bir 4 tane verelim bari. Yapacak bir şey yok. Daha da az verirsek mantıksız bir hal alacak. Bu bölümden nereye yapmış olduk? Şimdi Bostancı sahilini tamamlamıştık. Oradan böyle içeriye geldik. Minibüs yolunun üst tarafındaki yerleşim yerlerini vesaire tamamladık. Köprü bağlantılarımızı vesaire yapmıştık. Buradan Ziver Bey'e, Ziver Bey'den de buradan
Fikirtepe'ye kadar eriştik. Fikirtepe'deki yüksek katlı binaları temsilen böyle bizim 9-10 katlı bina konseptimizdeki apartmanlardan buraya karışık bir şekilde verdik. Bir de otobüs hattı buraya bağladık ki bu tarafın yolcularını vesairesini alsın. Şimdi uzun süredir bakmadığımız bir değerimize bakalım. Şöyle otobüs hatlarında ne durumdayız diye. 10 tane araca yine bunu ayarlayalım. Şimdi 28T yine her zamanki gibi birinci sırada. Sonra 93T'miz var. Bu da evet son dönemlerde ikinci sıraya kadar yükselmişti. Aralarında yine birazcık fark var. Daha sonra 28 attı. İkincilikten üçüncülüğe düştü. 48N Nurtepe bu yükselmişti son dönemlerde. Yerini koruyor. 41ST hattımız yoğun. 136 kişiyle. Daha sonra birazcık gerilemeye başlayan 35 Koca Mustafa Paşa. Daha sonra da DT1 Ortaköy Taksim hattımız var. Sonra 87, 70FE, 93M, 80T ve 48H olarak devam ediyor. 48H'ın listeye girmesi beni sevindirdi açıkçası. O taraflar demek ki yeni yeni nüfuslarını alıyor. En kötü durumdaki hatlara baktığımız zamansa 4 ve 10B'yi zaten yeni kurduk şu an. Onların çok bir problemini saymak geçerli olmaz. Kadıköy Moda tramvay hattını temsilen koyduğumuz otobüs hattı yine kötü durumda gözüküyor. Onun dışında 54C Çıksalın, 12C Üsküdar, 54Ö-R, 54K hatları vasat hatlar. 30M hattımız yine vasat hatlardan bir tanesi. Baştan beri vasat bu hatlar. 27 Şirintepe, 27E Şirintepe Kabataş ve 74A Gayrettepe Eminönü de son onlunun içerisine girmiş durumdalar. Şuraya baktığımız zaman toplamda 49 tane otobüs hattı inşa etmişiz. En çok 216 kişi taşıyan hattımız var. Tramvay hattımız bir tane kurmuştuk. Zeytinburnu, Kabataş. Bu 254 kişiyle şu an otobüslerden daha kalabalık bir yolcu taşıyor gibi gözüküyor. Vapurlara baktığımız zaman da Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş üçlemesi 178 kişi ile birinci sırada. Harem Eminönü ikinci sırada. Üsküdar Beşiktaş'ta bir problem var. Hatta vapur geliyor geri gidiyor. Bir bağlantı problemi var muhtemelen. Buna video kaydı dışında bakmam lazım gibi gözüküyor. Şimdi kalabalık bir durak vardı şu şeyde Kadıköy'de. Burası ne alemde? Ya azalmış. Küsür kişi vardı burada. Vapur gelmiş. Vapur yolcu indirmiş herhalde öyle mi? Bu kalabalık nereden çıktı az önce ya? Bilmiyorum vallahi bir kalabalık buradan çıktı. Burada kalabalık bir ziyaretçi kitlesi vardı muhtemelen. O boşaldı buradan öyle gözüküyor. Kadıköy duraklarımız yine her zamanki gibi kalabalık gibi gözüküyor. Şöyle genel görüntümüze tekrar gelelim. Evet. Anadolu yakası ile ilgili son birkaç bölüm içerisinde uzun bir ilerleme kat ettik. Şimdi daha sonra tekrar Avrupa yakasına geçeceğiz arkadaşlar. Bu Feshane'den başlayarak işte Ayvansaray, Feshane, Eyüp Sultan, oradan da Alibeyköy şu bölgeyi birazcık inşa edeceğiz. Bu bölgeden Kağıthane tarafından Eminönü'ne giden ve Eyüp'ten başlayıp hem Taksim tarafına hem Mecidiyeköy tarafına giden otobüsleri tamamlayacağız ve buraları bitirmeye çalışacağız. Sonra belki A bölgesine geçip A bölgesinde yine biraz ilerleriz. Belki Bayrampaşa tarafına, belki de Bakırköy taraflarına doğru gideriz. Anadolu yakası ile ilgili şimdi kısa sürede pek bir gelişme yapacağımızı zannetmiyorum. Anadolu yakasına tekrar geçtiğimizde de E5'in etrafını doldurarak buradan Maltepe'ye kadar ilerleriz gibi gözüküyor. Şehrimizde hava kararmaya başladı, akşam olmaya başladı. Gayet güzelce, büyükçe bir İstanbul şehri inşa ediyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.